Kahvaltı programına hepiniz hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Kapaklı Sakatlar Derneği Başkanı Hayati Çakan'ın konuşmaları, Kapaklı Belediyesi Başkanı Sayın Mustafa Çetin'in konuşmaları kapanış. Sayın Belediye Başkanım, çok değerli katılımcılar, kapaklı halkım, saygıdeğer Sakatlar Derneği üyelerimiz, sevgili basın, engelsiz bir Türkiye istiyoruz. 3 Aralık Dünya Engeller Günü nedeniyle bizlere bu imkanları sağlayan Kapaklı Belediye'mize, başta Başkanımız Mustafa Çetin ve tüm belediye personeline böyle bir anlamlı günde sizler de bizleri yalnız bırakmadığınız için yönetimim ve kendi adıma sonsuz teşekkür ediyorum. Afiyet olsun dileklerimle iyi eğlenceler diliyorum. Saygıdeğer üyelerimiz ve katılımcı dostlar, bugün saat 13.30'da belediye meydanında çelak koyma törenimiz sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Saygılarla. Kapaklı Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çetin'i kürsüye davetimi arz ederim. Çok kıymetli dernek başkanım, sevgili engelli vatandaşlarım, sivil toplum örgütlerimizin değerli mensupları, değerli meclis üyelerimiz, belediyemizin kıymetli personeli ve siz çok değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize günaydın diyorum, afiyetler diliyorum efendim. Hepiniz bugünkü etkinliğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biraz önce bir olay yaşadık. Şimdi ben bir anda çocukluğuma gittim. Biz okul bahçelerinde İstiklal Marşımızı çok yüksek sesle okurduk. Ancak teknolojiyle beraber bazı alışkanlıklarımız maalesef işte bugün yaşadık, köreliyor. Körelen nedir? O sesli İstiklal Marşı'nı biz sadece dudaklarımızla mırıldayarak okuduğumuz için kendi doğal akışında okumamız gerektiğinde de bazı alışkanlıkların bizde nasıl yaralar açtığını maalesef bugün yine gördük. Bunu daha fazla yapmak gerekiyor demek ki. Çünkü insanoğlu her şeye, kolaya daha çabuk alışıyor. İşte bugün aslına bakarsanız, bugün böyle bir günde, engelliler gününde bazı değerleri daha iyi anlamamız açısından güzel bir işaret oldu bu. Dünyada engellilerle ilgili ki ben Avrupa'da eğitim gördüm. 90'lı yıllarda uygulanan birçok metodu, birçok kolaylığı, onlara yönelik sağlanan sosyal imkanları dinlenerek izlerdim. Hamdolsun son 15 yılda ülkemizde de engelli vatandaşlarımıza yönelik yapılan yatırımlar, iyileştirmeler göğsümüzü kabarttı. Yeterli mi? Asla yeterli değil. Çok daha fazlasına ihtiyacımızın olduğunu biliyorum. Toplum anlamında da bu konuda bizim bilincimizin artması gerektiğini farkındayım. Bugün aslına bakarsanız yaptığımız bu etkinlik sadece bu farkındalığı ortaya koymak ve engelli vatandaşların, ailelerinin hepsinin yanında olduğumuzu ifade etmek için bir aradayız. İlçemizde önemli sayıda engelli kardeşimiz var, vatandaşımız var.
Bu konuda dernek başkanımız geçmiş dönemden beri şahidim. Büyükşehir'e defalarca geldiler. Biz de hep yanlarında olduk. Bu dönemde 2020 yılı bütçesi oluştururken Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'ın da onayıyla beraber inşallah geçmiş dönem projesi hazırlanmış olan engelli yaşam evini 2020 yılında temelini atıp sizlere hizmete kavuşturacağız inşallah. Bu konuda başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız da duyarlı ve bunu ilçemize kazandırmak için o da bizimle aynı görüşte, aynı düşüncede. Umarım Kapaklı'da birlik beraberlik içinde engelli kardeşlerimizle daha fazla birlikte oluruz. Onların sosyal hayatın içindeki ihtiyaçlarını karşılamak için hep birlikte çözümler üretiriz. Ben Kapaklı Belediye Başkanı olarak bu konuda çok samimiyetle söylüyorum. Elimizden gelen ne varsa, hangi konuda çalışmamız gerekiyorsa hem sosyal hem kültürel birçok etkinlikte onlarla birlikte olmaya hazır olduğumu ifade ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Afiyet olsun efendim. Saygılarımla. Sağ olun.